Karaciğer kapı toplar damarında bulunan kan, aort atar damarına ulaşana kadar aşağıdakilerden hangisine uğramaz şeklinde bir sorumuz var. Tabii bu tarz soruları çözebilmeniz için dolaşımın yolunu çok iyi bilmeniz lazım. En baba sorulardan bir tanesidir. ÖSYM'nin sıklıkla sorduğu ve öğrencilerin en çok zorlandığı soru tiplerinden biri. İlk olarak dolaşım yolunu hatırlatalım. Daha sonra sorunun cevabına geçelim. Size bir karaciğer çizelim. Tabii ki %100 benzemek zorunda değil. Sadece şöyle benzetmeye çalışalım ufak da olsa. Estetik açıdan biraz da görüntü kazandırmak için şöyle içini de birazcık boyuyorum. Boyamız biraz taştı. Olsun, sıkıntı değil. Şimdi ise tabii ki kapı toplar damarını çizmemiz lazım. Kapı toplar damarı neydi? Bağırsaklardan aldığı besinleri karaciğere getiren toplar damardı. Peki toplar damarı ben neden mavi renkle çizdim? Çünkü toplar damarlar kirli kan taşır. Akciğer toplar damarı hariç. Ve kirli kan neydi? Karbondioksit zengin kandı. Ve bunlar da mavi renkle temsil edilir. Hemen buraya kapı toplar damarını yazdım unutmamamız için. Daha sonra ikinci bir damara geçiyorum. Karaciğerin üstünde bulunduğu için, karaciğerden çıktığı için buna ise karaciğer üstü toplar damarı diyoruz. Hemen bunu da yazıyorum. Karaciğer üstü toplar damarı dedik. Daha sonra bir toplar damar daha çizeceğiz. Yavaş yavaş kalbe doğru gidiyoruz. Kalbin altında bulunan bütün toplar damarların birleşip kalbe saplandığı ana toplar damardır. Biz buna alt ana toplar damar diyoruz. Kalbin altında bulunduğu için hemen onu da şöyle çizmeye çalışalım. Bu da alt ana toplar damar ismini hemen yazalım. Alt ana toplar damar. Bunu da yazdık unutmamak için yazmış olduk. Şimdi ise kalbi çizmeye çalışacağız. Kalbi ise şöyle yeşille çizelim. Ortayı bulalım. Bu bir kalp olsun. Tekrar söylüyorum. %100 benzetmek zorunda değilsiniz. Bu taraf her zaman kalbin sağ tarafı olur. Sağ el, sol elinizin üzerine gelen kısım her zaman sağ. Sağ elinizin üzerine gelen kısım her zaman sol olur. O zaman buraya da kalbin sol tarafı diyoruz. Hemen şuraya geçiyorum. Kalbin üst kısmındaki şu odacıklarına atriyum veya kulakçık diyoruz. Şurayı kırmızı yapalım çünkü burası temiz kan taşıyor. Hemen alt tarafındaki odacıklara ise karıncık veya ventrikül diyoruz. Üsttekiler kulakçık, diğer ismi atriyum, alttakiler ventrikül, diğer ismiyle karıncık olarak ifade edilir. Neden bir tarafı kırmızı bir tarafı mavi yaptım? Çünkü sağ taraf her zaman kirli kanı temsil ettiği için burayı şöyle maviye boyamak istiyorum. Bunun dışında diğer kısımsa kırmızı, yani temiz kan taşıdığı için burayı kırmızıya boyalım. Devam ediyoruz. Alt ana toplar damardaki kan, kirli kan ilk olarak kalbin sağ kulakçığına, yani atriyuma geldi. Daha sonra atriyumun kasılmasıyla bu kan karıncığa geldi. Sağ taraftaki karıncık, yani ventriküle geldi. Daha sonra ventrikülün, yani karıncığın da kasılmasıyla bu kan akciğere doğru, akciğer atar damarıyla. Hemen akciğerleri de çizmeye çalışalım. Akciğer atar damarıyla nereye geliyor? Hemen buraya da bir isim verelim. Akciğer atar damarı diyoruz. Kirli kanı akciğere getirdik. Daha sonra soluk alıp vererek ne yaptık? Kanı temizledik. Karbondioksit bıraktık. Oksijeni aldık. Daha sonra bu oksijen akciğer toplar damarıyla kalbimizin sol kulakçığına, oradan sol karıncığına, sonra sol karıncığında kasılmasıyla ana damarımız olan aort atar damarıyla yukarı ve aşağı doğru yay yaparak vücuda temiz kanı, yani oksijeni dağıtmış olduk. Şimdi gelelim sorunun cevabına. Nereden başladık? Kapı toplar damarına başladık. Aorta gelene kadar. Şimdi alt ana toplar damardan geçtik mi? Geçtik. Çiziyorum o zaman. Şöyle yeşille çizelim. Sol atriyumdan geçtik mi? Yani sol kulakçıktan geçtik. Sağ atriyumdan geçtik mi? Oradan da geçtik. Çiziyorum. Üst ana toplar damar var mı? Hayır, yok. Akciğer var mı? Akciğere gitti geldi. O zaman cevabınız denizli olacak. Gördüğünüz gibi dolaşımın yolunu biliyorsanız...